Arkadaşlar gülmeyin lan, ben de çok tatlı oldum. Bugün jiri.exe evime getireceğim ve ona haince tuzak hazırlayacağım. Çünkü benim peynirlerimi çaldı. O yüzden vakit intikam vakti. Bu arada jiri.exe her peyniri yemiyor. Bu yüzden ona cheddar peyniri alacağım. Ve bana kol gibi girecek. Bu yüzden videoya like atın arkadaşlar. Like'lardan para geliyor. Ama Wales gibi 1 lira gelmiyor. Ben her like'dan 50 kuruş kazanıyorum. Bu yüzden daha fazla like atmanız gerekiyor. Her like atmazsanız nefessizlikten ölürüm arkadaşlar. O yüzden like atın. Hemen like atın ve beni hayattan kurtarın dostum. Yoksa öleceğim. Beni kurtardığın için teşekkür ederim canım benim. Gerekli tüm tuzakları hazırladım. Sadece cheddar peynirini alacağım ve sabırlı şekilde bir bekleyeceğim. Jiri.exe'yi. Eğer benim tuzağım işlemezse B planım var. O da kedi buldum arkadaşlar. Dolabın içine sakladım. Kediyi alıp Jiri'yi yakalayacağız. Çok heyecanlıyım. Hiç vakit kaybetmeden markete giderim. Bir şey diyeceğim. Markete bu şekilde gidersen beni parça pinçik ederler. Bu yüzden ben bunu çıkartacağım. Ama çok havalıydı. Kalsın mı ya? Kalsın lan. Yo da yok yok, çıkartacağım. Dayak yemek istemiyorum. Şimdi dışarı çıktım arkadaşlar. Markete gidiyorum. Çok merak ediyorum. İnşallah cheddar peyniri vardır. Yoksa B planını uygulayacağız. Evet, buldum. Ulan Jordan, 23 lira vereceğim. Gittim en kralından cheddar peyniri aldım. Bunu beğenmezsen kediyi üstüne salarım. Bak jiri.exe. Ve evet, mission completed. Arkadaşlar normalde ben cheddar peynirini hiç sevmem. Ama her şey jiri.exe. Çünkü Jordan'lara karşı bir zafiyetim var. Neden bilmiyorum ama küçükken hamam böceği yerdim. Mikrop kapmayayım diye yağda kızartıp sonra suda haşlayıp yerdim. Bu yüzden çok kaslıyım. Bunda bana Atiba Hutchinson öğretti. Çok teşekkür ederim Atiba Hutchinson. Ve yanında şöyle çikolatalı süt aldım. Bunun sebebi de B planı eğer geçerse, yani kediyi Jordan'ın üstüne salarsak, ona ödül maması olarak çikolatalı süt. Çikolat süt diyorum ben. Çünkü çikolat süt daha al. Bunu ben içmeyeceğim. Çünkü ben kedi değilim. Kendim için de çiğ köfte aldım. Çünkü ben antepliyim arkadaşlar. Antepliler çiğ köfteye bayılır. Ve manitalar için de bidon su aldım. Neden biliyor musunuz? Çünkü manitalar bidondan su içer, erkekleri de bayılır. Hazırsanız şimdi Jordan tuzağını hazırlayalım. Ama jiri.exe Jordan tuzağı olacağı için biraz daha zahmetli olacak. Bir zahmet, evin içine jiri.exe çağırıyoruz. Ulan Jordan'ın tekini çağıracak değiliz ya. Hadi başlayalım. Arkadaşlar jiri.exe tuzağı için yapmamız gereken birkaç işlem var kağıt üzerinde. Daha sonra cheddar peynirini ve ketçabı yerleştireceğim. Öncelikle burasının tırtıklı olması gerekiyor. Bu tırtıkları kendimiz kullanacağız tuzak üzerinde. Şimdi ilk başta sayfanın tam ortasına J harfi çiziyorum. Burası gerçekten önemli. Bakın şu şekilde çizdim ve J çektim. Oğlum çok güzel yazdım ya. Daha sonra bakın tam şu kıvrımlı kısmı var ya, buraya Eri yazıyorsunuz. Hayır, Erik yazmıyorsunuz. Jiri olması için Eri yazıyorsunuz. Aynen bu şekilde. Şimdi cheddar'ı tam olarak buraya yerleştireceğim. Bu kıvrımlı kısmına ketçap yerleştireceğiz. Ve tuzağımız hazır olacak. Değil mi Sıddık? Evet Doğan abi. O iş seni yerim ya. Sen şurada otur bir götünün üstünde. Sen fazla şeye karışmama, tamam mı? Tamam Doğan abi. Teşekkür ederim. Sana ödül maması olarak ketçap vereceğim. Şimdi ilk başta cheddar peynirinden başlıyorum. Tam olarak şuradan açılıyor galiba değil mi? Evet, açabilirsek eğer. Hayır, bu şekilde açılmıyormuş arkadaşlar. Her zamanki gibi Doğan Göksu taktikleri. Evet, böyle daha kolay. Aa, lan elime yapıştı. Şu şekilde açıyorum ve içinden sadece bir tanesini alıyorum. Daha fazla veremem cheddar peynirinden. Ama çıkmıyor. Evet, biraz daha açtım. Şöyle birisini çıkartmaya deneyeceğim. Evet, şu an çıkartabildim. Tam olarak alacağım. Yoksa bu jiri çok zeki tuzak olduğunu anlayabilir. Şimdi. Bunu bükülmeden şuraya yerleştiriyorum. Aynı bu şekilde. Daha sonra ketçabı açıyorum. Bu ketçabı da tam şu eri yazan kısmın üstüne döküyorsunuz. Yavaşça, sakince. Ketçap aksana lan, ketçap. Ketçap aksana lan. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu an akıttım arkadaşlar. Tam olarak bu şekilde. Sıttık, ketçabın diğer kalan kısmını sen yiyebilirsin. Teşekkür ederim Doğan abi. Tamam lan, şımarma ben. Afiyet olsun Sıttık. Sağ olasın Doğan abi. Hadi şimdi otur götünün üstüne. Tamam. Şimdi ketçabı bir köşeye koydum ve bu tuzağı da fare deliğine yerleştiriyorum. Arkadaşlar Jordan deliğini sizler görüyorsunuz zaten. Şimdi ben bunu hemen narince yavaşça tuzağa yerleştireceğim. Bu şu şekilde. Biraz ittirim. Şu an çok iyi. Mükemmel. Şimdi tek yapmanız gereken şey sabırla beklemek. Evet, geldim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi jiri tam olarak burada. Jiri.exe mi jiri mi bilmiyorum ama şu an beni göremiyor. Öyle bir ters açıdayım ki beni göremiyor. Aa bak baba, görüyor musunuz? Arkadaşlar işte bu kadar. Jiri.exe artık. Kapımı çaldı lan. Lan nereye gitti? Abi delik de yok oldu. Arkadaşlar kapı çaldı ve delik birden yok oldu. Jiri.exe'yi de göremiyorum. Acaba ben onu tuzağa çekerken o mu beni tuzağa düşürdü? Şimdi hazırsanız kapıyı açıyorum. Yalnız içeriden tıkırtı sesleri geliyor arkadaşlar. Duyuyor musun? Hadi lan oradan. Arkadaşlar az önce şu delikten bana bakıyordu ama delik birden kapandı. Tekrar açıyorum. Oğlum bu delik nasıl kapanabilir ki? Hadi lan oradan. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bu ne?
Ha, sen beni salak mı sandın? Çabuk Minecraft'ta jerry.exe siteye gir, sana sürprizim var Kavat. Ve Jerry'nin imzası arkadaşlar. Gördüğünüz olduğunuz üzere Jerry'den bana bir mektup geldi. Ve Minecraft'ta jerry.exe siteye girmemi istiyor. İnanılmaz heyecanlıyım. Ne bok var, ne sürpriziymiş. Çok merak ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden Minecraft'ta jerry.exe siteye girelim. Arkadaşlar şu anda Minecraft'tayım. Dünyada galibik jardon jerry.exe siteye yazdım. Oyun zorluk modumuz zorda olacak. Daha fazla dünya seçeneklerinden de Tom kodundan jerry.exe yazıyorsunuz. Tüm ayarlamalardan sonra dünyamızı oluşturabiliriz. Bakın şu anda Minecraft'ta jerry.exe siteye giriyoruz. Videoyu başından sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Olayları sizlerle birlikte çözeceğiz. Her zaman yaptığımız olay, ilk başta solumuza bakacağız. Bakın ilk başta solumuza bakacaksınız. Seramet genelde sol taraflarda olur. Sonra sağınıza bakacaksınız arkadaşlar. Hiçbir bok yok mu? Hemen altınızı kırıyorsunuz. Bakın altınızdaki bloktan bahsediyorum. 1, 2, 3. Sadece 3 blok kıracaksınız. Daha sonra arkadaşlar yukarı çıkın. Zaten bakın bir tane köy var. Genelde arkadaşlar olaylar köyde geçer. Bu yüzden köye doğru yaklaşıyorum abi. Gitgide yaklaşacaksın. Bak sesler geliyor. Duydun mu? Şu ne? Abi bu ne? Kellesi kopmuş haçakla bağlı merzuban. Olaylar başlıyor. Yanına doğru gittim. Herobrine kafası mı bu? Yalnız bir şey diyeceğim. Saçı bitlenmiş mi? Ne olmuş lan? Bunun kara kara ettikleri bak. Abi Herobrine'in kafası omuriliğinden kopartmışlar. Kim yaptı lan bunu? Işık mı yaptı? Oğlum bak gelirsen. Lan bak Herobrine'den ne istiyorsunuz lan? Onu sadece ben öldürebilirim. Başka hiç kimse öldüremez. Ben de sizin kafanızı kopartırım. Işık mı dedi? Hangi militansa? Bismillahirrahmanirrahim. Tepegöz mü yaptı lan yoksa Herobrine? Abi bir şey... Lan bir tane daha tepegöz. Bana ettikleri bak. Koçuyor böyle. Koç. Tavuk bile korktu ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Oğlum bana ne oldu? Lan şu ne? Evin üstünde bir şey var. Pembe mi? Morlu bir şey. Şunlar ne abi? Arkadaşlar bunlar ne olduğunu biliyorsanız kesinlikle yorumlara yazın. Birazdan yanına gireceğim. Jerry.exe ile ilgisi var mı? Bunlar Tom değil değil mi bu? Bir dakika yanına gideceğim. İşte arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Şuradalar kesinlikle bir rahmetli şerameti çizdim. Çünkü niye biliyor musun? Yer altı tüneli var. Bak köylü nereye gidiyor? Oğlum ne yapıyor lan? 31 çekiyor arkadaşlar köylü biliyor musun? Çaktırım lan. 31 çekiyor. Lan Galat. Utanmıyor musun lan? Edepsiz. Köyün ortasından lan bir dakika iyice sıçtı. Seni öldürürüm bak. Ne yapıyorsun lan sen gizli? Ne yapıyorsun lan gerizekalı? Oğlum millet var burada. Bak videoda değilim ben şu an. Gerizekalıyım direkt. Oğlum köylüler buraya yol parası olarak vergi ödüyor. Sen burada yaptığın şerefsiz de görüyor musun? Sinirden konuşamıyorum de. Anka bak. Lan? Oğlum burası neresi peki? Arkadaşlar gerçekten şu ne? Oğlum bir şey diyeceğim. Bu gerçek. Bak tabela var şurada bu falan. Oğlum her saniye bir herametik buluyoruz ve kapı açık. Kapı açık olan yerlere muhakkak girin arkadaşlar. Normalde köylüler girdiği kapıyı direkt kapatır. Ama burada bu yabanik Osmanlık var. Ve chest'i açtığım zaman 10 tane elma buluyorum. Ekmeklere rızlarım. Ben hırsızım çünkü arkadaşlar. Çakal bir hırsız. Spam point'imi hemen ayarladım. Cumburlok diye. Yalnız şunun üstündeki gerçekten bin dikkatimi çekti. Şu ne abi? Ama ben bunu daha önce görmedim. Şurada bir tane daha bir şey var. Evet. Oğlum bu Tom değil mi? Yanına doğru gidiyorum arkadaşlar. Çok dikkatlisin. Orada da başka bir olay var. Şimdi şuna bakacağız ama. Şu ne abi? Lan mumyalanmış köylü lan bu. İstik öyle. Arkadaşlar duman tütsürüyorlar. Lan yağmacılar var burada. Abi çok sıkıntılı bir seed. Jerry.exe seed'i. Kesinlikle bu seed'e girmeyi ben sizlere birlikte gizlemi çözüyorum. Bu ne abi? Lan. Vurdum öldü ve cheat diş demek. Ne alaka niye ben bunu öldürünce diş çıktı? Hiçbir fikrim yok ama. Buna da vurdum. Bunda da diş çıktı. Oğlum niye hepsinde diş var lan? Arkadaşlar jerry.exe ile bir alakası var mı? Şu ne? Ben yukarı çıkıp nasıl bunu öldüreceğim? Bunu da öldüreceğim. Bakalım içinden diş çıkıyor. Çok merak ettim. Hayır şu meşale geri ver. Evet şimdi ben yukarı nasıl çıkacağım? Ayin yapıp. Hayır çıkamıyorum böyle ya. Şunu al yön oyanlar. Kardeşim beni kop. Çıkamadım ki. Buradan hoplayacağım. Ve buradan benim hanımanlar niye oyuncu oldum. Buradan görüyorsunuz arkadaşlar Minecraft'ın. Şimdi bunu da öldürdüm. Bundan da diş çıktı. Lan biz dişçi miyiz abi? Ne alaka sürekli diş çıkıp duruyor ya. Neyse. Şuradan aşağı atlayacağım. Şuradan aşağı ayırın. Minecraft'ın pro gamer oyuncusu olduğumu sizler söylemişim zaten. Şimdi ilk olarak şuraya mı girsek? Orada tepegöz var. Yoksa burası tepegözün evi mi? Arkadaşlar birkaç videoda ben bunları görüyorum. Hani hepsinde olmuyor ama bu tepegözün evi büyük ihtimalle. Bak tepegözler, Gulyabani Osmanlılar burada geziyor. Bunlar çiftleşmek üzere mi buraya giriyor? Lan o ne? Tiplere bak! Böyle giriyor! Oy. Lan bir dakika. Deniz anası dansları yapıyorlar arkadaşlar. Çok havalı değil mi? Ben de çok havalı. Bir dakika şuraya gireceğim. Gizli bir laboratuvar. Genelde jardonlar üzerine deney yapılan yerler. Ben bu arada hiç kesinlikle doğru bulmuyorum hayvanlar üzerine deney yapılmasına. Çünkü gerçekten çok sinirim bozuluyor. Onların insanların üzerine deney yapılsınlar. Niye hayvanların üzerine deney yapılıyor? Ben çok seviyorum hayvanlar. Çok masum ya. Ben buradan çıkamıyorum. O yüzden yukarıdan mı girmeye çalışsak? Arka taraftan girebiliriz. Ben gerizekalıyım. Gerçekten gerizekalıyım arkadaşlar. Ve kendimi çok zeki sanıyorum. Lan burada
bir dizgesi var. Şuradan girelim. Yavaştan yavaştan süzülüyorum. Şuradan 2-3 tane toprak çalacağım arkadaşlar. Her zaman yaptığım şey. Ben hızlı bir Minecraft YouTuber'ım arkadaşlar. O yüzden. Şunu şuraya çektim. Buradan buraya çıktım. Buradan çıkamadım. Buradan çıkabiliyor muyum? Evet girdim. Arkadaşlar çok dikkatliyim. Olayları sizlerle birlikte çözeceğiz. Şimdi kafamızı sündürdük. Nereye çıkıyor acaba bu yol? Çok merak ettim. Şu bir şey yap. Arkamdan birbirini takip etmesin. Sen kaçarsan sevgili hep kaç. Buradan yukarı çıkabiliyorum. Evet. Buradan yukarı çıkabiliyorum. O yüzden ne yapacağım? Şuradan çıkamıyorum değil mi? Buradan çıkamıyorum. Ama ben nereden gelmişim? Şuradan gelmişim herhalde. Yok buradan devam edeceğim. Evet arkadaşlar buradan devam ettiğimiz zaman yine aynı boka çıkıyoruz. Bilmiyorum. Bayağı bir enteresan şey. Buradan suya mı atacağız? Cumburlak. Sanırsam bu sınırı geçmek için yapılan bir deney çalışması gibi bir şey arkadaşlar. Ama burada fazla bir işimiz yok. Şimdi lan İsmail abiye bak. Denizde süzülüyor. Nefes alıyor arkadaşlar. İsmail abiler nefes alıyor. Bunlar da ne yapıyor bilmiyorum. Saç şakla bağlı merzuban. Yalnız bir şey diyeceğim. Şu uzaktan bakınca Hagi Vagi'ye benzemiyor mu? Oğlum harbiden Hagi Vagi'ye benziyor ama ağzını açmış. Böyle böyle beni izliyor. Eğer Hagi Vagi'ye benziyorsa yorumlara Hagi Vagi yazın. Ben de doğruysa kalp bırakacağım. Yalansa bilmiyorum. Şimdi bak tabela vardı burada değil mi? Jireyiz yazıyor. Lan bu eve girsek mi? Lan bir şey diyeceğim. Yatağın altına falan gizli geçti olmasın? Bir dakika ben bu eve bir incelerim. Çok dikkatli izin arkadaşlar. Burayı kıracağım şimdi. Direkt ilk olarak burayı kırmak istiyorum. Bakıyorum burada hiçbir cacıklık yok. Şimdi sandığa bakacağım. Sandıkta 16 tane elma oldu. Biraz daha ekmek. Güzel ekmekleri severim. Ağaç var 3 tane. Acaba bu sembol olarak bir şey işaret ediyor mu? Lan bir şey diyeceğim. Tüy de var. Lan bu yoksa bu. Bir dakika. Bu nasıl dizilişiydi? Lan bir şey diyeceğim. Bu jiriye benziyor bak. Yani sembol olarak jiriye benziyor arkadaşlar. Çok enteresan değil mi? Patalar da aldım. Patatesleri de severim. Şimdi şunu da kırıp lan bir şey diyeceğim. Oha. Lan görüyor musunuz süre güzel? Ne yaptın az önce? Heyecanla konuşamıyorum bile. Allah belamı verdi şu an. Lan yalnız dikkatinizi çekti mi? Bunlar eski köylü arkadaşlar ve elinde çiçek var. Ne alaka? Bu Lavinia mıydı? Neydi? Yok mavi kantaronmuş. Arkadaşlar ne oluyor anlamadım ama kantaron notunu almış kulya. Ne yapacağız? Oğlum 10 tane telegöz var burada. Konuşamıyorum korkudan bile. Bak 1, 2, 3, 4 tane şurada var 5. Hayır telegöz peşimde. Kaç. Bana koy. Oğlum hala peşimde. Bir dakika. Şundan bir kaçacağım ve şuraya girmeye çalışacağım. Orada ne var çok merak ediyorum. Zaten şu hagiva giden bir ürkmedim değil. Şimdi cacıkta olayları sizlerle birlikte inceliyoruz. Orada inekler var. Lan hala telegöz peşimde. Oğlum bir şey diyeceğim. Şu tepegözle diğer tepegöz çiftleştirsem mi? Bir deneyelim arkadaşlar. Tepegözle çiftleştirsek içinden ne çıkar? Civciv mi çıkacak? Tabii ki de tepegöz çıkacak. Bir dakika. Tamam. Şuradan bir dakika. Şöyle tepegöz çiftleştirsek arkadaşlar bence tepegöz çıkar. Neden bilmiyorum ama bence tepegöz çıkar. Burayı açtım ve koyunlar falan var içinde. Salak! Angabat! Beni bulamadım manyak. Seni öldürebilir miyim? Yok öldürmeyeceğim. Hayvanlar yaşasın ya. Buyur. Arkadaşlar bu tepegöz burada buga mı girmiş? Ne olmuş? Selam. Beni sevdin mi yoksa? Gel kucak. Göz kırpıyor bir de. Bak göz kırpan arkadaşlar hayvanlardan. Hayvanlar göz kırpıyorsa kesinlikle onları sevin. Çünkü göz kırpması iyi bir anlamına geliyor. O yüzden ben buna kucak olacağım. Ne yaptın lan? Lan bu beni yedi. Allah beni öldürdü ya. Arkadaşlar her zaman bu tutmuyor. O yüzden kusura bakmayın. Eğer ölürseniz bir gün bu yüzden, benim dediğim şey yüzünden başınız sağ olsun. Mekanınız cennet. Tabii ki de şaka yapıyorum. Ölmeyin arkadaşlar. Çünkü siz ölmezseniz videoda like atarsanız da ben daha çok para kazanırım. O yüzden ölmeyin. Gidip bunu dedim diye dislike atmayın. Sizi çok seviyorum diye geçerse. Şimdi buraya aşağı ineceğim. Burada bir ihtimalle... Selamünaleyküm. Azdan bir korkmadım değil. Yavaştan nonoşlarım. Topukladım. Beylere doğru gidiyorum. Haçak da bağını. Merzuban anneye konyayı gördük şimdi. Abi kaç. Abi çürüket geldi elimize. Lan çürüket nereden geldi? Bir dakika. Lan oğlum gittikçe gidiyor. Baldırıkça kaçan. Ateş böceği yiyin misin? Şimdi ben bunu buradan çevirirsem 4 tane tahtam olur. Buradan devam ediyor yol. Müç. Buradan aşağı inersem. Başka bir meydan var mı acaba? Hala aşağınıyoruz. Yarasa orada arkadaşlar. Yarasa birden Batman'e dönüşebilir. O yüzden kaçalım. Şimdi. Şuna aşağı. Lapis var lan. Onun kaçıncı katmanda? 21. katmandayız. Hayır. Gerizekalı hangabat. Sungurlarda iki şefkat tepede iki şeye benziyor. Gerçi ikisi de aynıydı değil mi? Keskin nişancı vardı ya arkadaşlar. İsmi neydi? Şahin de onun. Aynen. Şahin'e benziyor. Her seferinde kaçırıyor ve ıskalıyor. Hayır. Evet. Bu gerçekten de Serdar'mış. Serdar hiçbir zaman kaçırdığını görmedi. O yüzden devam edelim arkadaşlar. Bak burada başka bir geçit var. Oğlum bir şey diyeceğim. Çok dikkatliyim. Olaylar. Bismillahirrahmanirrahim. Lav'un olduğu yere geldim. Oğlum korkmaya başladım. Yavaştan. Şunu koy. Şuraya atlasak programın oyunculuğumuzu gösterebilir miyiz arkadaşlar sizce? Yatak taktiği yapalım mı? Bir şey diyeceğim. Ben korktum. Ben pro gamer Minecraft oyuncusuyum. Kalk lan gerizekalı. Sadece ben yatabilirim. Orası benim yatağım. Üstüme işedi. Arkadaşlar köylü üstüme işedi. Sıçsaydım bir de. Onu da yaptı. Şerefsiz ya. Hem mışıyor hem de sıçıyor. Öleceğim. Öleceğim. Seni yaşamayı hak etmiyorsun sen. Seni geberteceğim. Seni parça pinçik edeceğim. Suriyeli köylü. Yanlış anlaşılacak ya. Suriyelileri çok seviyorum arkadaşlar. Onları çok sevdiğim için zaten sevgi gösterisi yapıyorum.
Allah belanı vermesin. Bak Creeper da çok seviyormuş arkadaşlar. Gördünüz mü? Gördüğünüz zaman orada sınır çalışmalarını bu Suriyeliler için yapmış arkadaşlar. Neden? Arabistan'dan altın getiriyorlar ve burada zengin oluyorlar. Değil mi? Suriyeli köylü. Olmuyor. Çok terledim, çok sıcak bastı. Şimdi burada bir tane kilise var. Lanetlenmiş, kutsatlanmış kilise. O tarafa doğru gidiyor. Lan denizden ses geldi. Amma şey bu. Lan o ne? Tövbe estağfurullah. Köpek beni yiyecek arkadaşlar. Köpek çok pis, bak ben kaçayım şuradan. Köpeklerden çok korkarım zaten. Lan yanaştık. Evet, buradan geçebiliyor muyuz? Mük. Buradan yukarı doğru çıktım. Şuraya sakın basmayın. Basarsanız altınıza sıçarsınız. Ama ondan önce şuraya bir şey koyacağım. Zeytak koyacağım. Bakın şimdi. Demiştim size. O yüzden hani her bulduğunuz yerden çıkmayın arkadaşlar. Bakın burada köylüler ölmüş zaten oraya bastığı için. Burada da ayin yapmışlar. Bilmiyorum. Angavat herifler. Her boku yapıyorlar işte. Ha şimdi anladım. Suriyeliler bu köyü kurtarmaya gelmiş arkadaşlar. Suriyeli ben çok seviyorum. O yüzden onlara kalp atın. Ve onlar Arabistan'dan altın getirip bizi de zengin ediyor. Şimdi. Orada kan gölü canavar. Bir şey diyeceğim. Kan gölü canavar yok. Direkt kan gölü var da. Canavar da vardır büyük ihtimalle. Çünkü kan gölünün kendisi var. Canavarın neden olmasın? Hadi gidelim. Ben gerçekten böyle sıkıntılı yerler takılmayı severim. Niyetim çarpışmak değil, dökükmak değil. Büyü arayıp büyü bozmak değil. Sadece kaçsak mı? Oğlum ben no prospect değilim lan. Yıldırım, Mongolia mahallergin. Oğlum bunlar cin mi lan? Cin lan bunlar. Tövbe estağfurullah. Şöyle geliyor bir daha. Bak. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Tipte bak. Ellerinde bir şey var. Oğlum ellerinde haçakla bağlı merzuban büyüsü var lan. İskelet amca beni kurtarır mısın? İskelet amca nişan bile alamıyorsun. Sen beni nasıl kurtaracaksın? Lan, o iyi nişan vermişsin. Çok özür dilerim. Şunu bir yiyelim abi. Biraz cam basalım. Sonra bu cinlerle Abbas camına baksan lan. Kaç. Götü boklar beni kovalıyor ya oğlum. Ne geziyorsun lan burada? Angat. Hayır. Çok özür dilerim. Oğlum cinler beni takip ediyor. Bak cin orada arkadaşlar. Bu ne? Örümcek adam lan bu da. Spiderman'ler her yerde. Arkadaşlar şuradan bir çıkalım. Oğlum burası neresi lan böyle? Buraya girince karanlık oluyor oğlum her yer. Arkadaşlar gerçekten sıkıntılı bir yerdeyiz. Zaten lanetli şeyde kilisede uyuyoruz. Cinlerle tekrar konuşalım. Ha yıldırım düştü yine. Oğlum biri beni mi itekliyor onu? Ha tam buradan çıkabiliyormuşum. Müş. Ha ve hala çıkabiliyorum. Her zaman ben pro game Minecraft oyuncusuyum demiştim sizlere. Şimdi burada çözümümüz gereken bir tane şifre olması gerekiyor. Eğer o şifreyi bulabilirsek rahat edebileceğiz Minecraft oyununda. A Creeper. Creeper gel kucak. Hayır bir dakika o taraftaydı değil mi? Oo dur kesmeden girebiliriz. Yani bir şey diyeceğim burada başka bir yapım falan var mı? Çok dikkatliyiz yine de gibi. Lan bir şey diyeceğim orada hayvanlar çok fazla var. Olabildiğince hayvan var. Ben de hayvanım tabii ki. Bir dakika. Şuradan yavaş sesler geliyor duyuyor musunuz? Amma işte. O ne? Lavmış korktum. Hop aşağı inerim buradan. Buradan yukarı çıkarım. Göbekte atarım. Salçayla göbekte yaparım. Salçayla çal. Pat. Şimdi bir tane gizli bir yer buldum. Aa bak tam olarak şurada. Oğlum bu ne lan? Oğlum lan şu ne? Tam orada görmüştüm. Şu ne abi? Abi burada değişik bir şey buldum. Ayin bölgesi gibi bir şey. Haçakla bağlı merzibanlar yok. En azından o işimi rahatlattı diyecektim. Creeper benim ağzıma sıçtı arkadaşlar. Bilmiyorum. Çok enteresan bir CD girdik bugün de. Rahmetlik çözdük. Buraya kadar izlediyseniz like atarsanız çok mutlu olurum. Dogan Goksu Instagram hesabım. Oradan kesinlikle takip ediyorsunuz. Ben sizleri öpüyorum. Zaten çok yakında soru cevap videosu yapacağım. O yüzden kesinlikle takip edin Instagram'dan. Sizler mi vermiş olduğu soruları falan yanıtacağım. Ve karttaki videoya tıklayabilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olup bildirimleri zoom zıklayabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.